Fethullahçı terör örgütünün yöneticilerini anlattığımız videolara devam ediyoruz. Bugün size İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan bir isimden bahsedeceğim. Ahmet Kara. Ahmet Kara hakkında çok fazla haber yok. Ahmet Kara Fethullahçı terör örgütü içerisinde nasıl bir görev üstlenmişti? Hangi suçları nedeniyle en tehlikeli teröristler arasında yer alıyor? Bu video sonrasında kafalarda bir soru işareti kalmayacak. Bu soruların bütün cevaplarını anlatacağız. ...1983 yılında İzmir'de Yamanlar Koleji'nin üst katında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için özel hazırlanmış odada bir görüşme gerçekleşir. Bu görüşmede bir öğretmen, bir lise talebesi, bir de Fethullah Gülen vardır. Fethullah Gülen lise talebesini kabul eder, ona ismini sorar ve bir kod isim verir. Kod adı Usame'dir bu çocuğun. Ve bu çocuk 1983 yılında dahil olduğu Fethullahçı terör örgütünde çok üst düzey görevler üstlenir. Bu görevler Kuleli Askeri Lisesi'nin imamlığı, 2. Ordu Komutanlığı gibi kritik görevlerdir. Aynı zamanda avukatlar imamlığı da yapar ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yakalandığında Fethullahçı terör örgütüne yönelik bugüne kadar yakalanmış en üst düzey görevli olarak açıklanır. Bu kişi Reşat Nazmi Oral. Reşat Nazmi Oral mahkemede vermiş olduğu ifadede Ahmet Kara'nın dayı olarak tanıttığı Fethullah Gülen'le 1983'te görüştüğünü ve o tarihten itibaren terör örgütüne hizmet ettiğini açıklar. Ahmet Kara 1983 yılında lisede öğretmenken terör örgütünün en kritik görevlerini üstlenecek kişileri seçmekle görevli bir isimdir. Daha sonra örgütteki görevi yükselir ve tayin heyetinin içerisinde yer alır. 1983 yılında FETÖ elebaşının arandığını da ilave edelim. Arşivlere göre Ahmet Kara, dayı olarak tanımladığı FETÖ elebaşıyla 1983'ten sonra da hiç ayrılmamış. 1986 yılında FETÖ elebaşının 6 yıllık sözde firarilik durumu son bulur. FETÖ elebaşı ve yanındaki 13 kişilik heyet Isparta Burdur'da toplam 3 arabada yakalanır. FETÖ elebaşı ve 13 kişi önce sorguları alınır ve daha sonra bu isimler dönemin siyasilerin ve bazı askeri erkanın devreye girmesiyle serbest kalır. Bu isimlerin içerisinde yer alan kişilerden biri Ahmet Kara. Ahmet Kara 1986'daki ifadesinde Fethullah Gülen'i tanımadığını, o arabaya bindiğini ama bahsedilen kişiyi farklı bir isimle tanıdığını söyler ve hiçbir tahkikata uğramaz. 1986 yılındaki bu olayla ilgili Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın yapmış olduğu özel haber FETÖ'nün nasıl çalıştığını göstermesi açısından ilginç. Çünkü Fethullah Gülen'le beraber yakalanan kişilerin hepsi daha sonra örgüt içerisinde kritik görevler üstlenmiştir. Bunlardan bir tanesi Ahmet Kara'dır, bir tanesi Barbaros Kocakurt'tur, bir tanesi Mustafa Başarı'dır, İsrail İmamı Harun Tokak'tır ve bu isimler 1986 yılında hiçbir soruşturmaya maruz kalmadan serbest bırakılır. Daha sonra örgüt içerisindeki görevlerine devam eder. Ahmet Kara da 1983 yılında Reşat Nazmi Oral ve başka isimleri FETÖ elebaşına sunduğu için Fethullah Gülen tarafından korunmaya devam eder ve örgütte yükselir. FETÖ elebaşının takdirini kazanan Ahmet Kara örgütte hızla yükselir. Erzurum bölge abiliği ve daha sonra İstanbul imamlığı yapar. İstanbul imamlığı Ahmet Kara'nın arayıp da bulamadığı bir fırsatı kendisine verir. İstanbul'da yargıdaki FETÖ'cülerin eliyle iş adamlarının mallarına çöken Ahmet Kara hızlıca zenginleşir ve o dönemde örgüt içerisinde en fazla tehlikeli görünen isimlerden biri olarak kabul edilir. Çünkü Ahmet Kara eğer bir iş adamından himmet istedi ve o iş adamı o himmeti vermediyse kısa bir süre sonra ya yargıyla ya da kamudaki diğer kurumlarla uğraşmak zorundadır. Bunu bilen iş adamları Ahmet Kara'nın istediklerini yerine getirirler. Ahmet Kara İstanbul imamı olduğu tarihlerde FETÖ elebaşının özel işlerini de yerine getirir. Bunlar içerisinde FETÖ elebaşının Amerika'daki vizesinin sağlanması ve ondan önce Türkiye'den kaçmasını sağlayan görüşme. Ahmet Kara Bülent Ecevit'le görüşür ve dönemin başbakanı Bülent Ecevit Fethullah Gülen'in bir süre yurt dışında olmasının kendisi açısından iyi olacağını söyler. Çünkü o tarihlerde Fethullah Gülen'in meşhur kaseti patlamış ve Türkiye Fethullahçıların ne kadar tehlikeli olduğu gerçeğiyle ilk kez bu kadar yüzleşmişti. Belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar sesimiz soluğumuzu bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık
mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusunu attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusunu atıp geçeceksiniz. Bülent Ecevit'in çağrısıyla yurt dışına kaçan Fethullah Gülen gene Ahmet Kara'nın devreye girmesiyle Amerika'dan yeşil kart aldı ve FETÖ elebaşı için neden vazgeçilmez bir isim olduğunu ispatladı. Fethullah Gülen kendisinin Türkiye'den çıkmasına sebep olan Bülent Ecevit'i her zaman hayırla yad etti. Hatta eğer bir kişiye şefaat etme hakkım olsaydı bunu Bülent Ecevit'ten yana kullanırdım diyecek kadar da Bülent Ecevit'e vefasını gösterdi. Ahmet Kara İstanbul İmamlığı döneminde FETÖ'nün amiral gemilerinden biri olan Kaynak Holding'in kurulmasına da öncülük eder. Kaynak Holding'de 1986 yılında Fethullah Gülen'le beraber yakalandığı Naci Tosun görev almaktadır. İstanbul İmamlığı döneminde FETÖ elebaşından aldığı emirleri harfiyen yerine getiren Ahmet Kara, yargı imamlığı görevine getirilir. Ahmet Kara'nın yargı imamlığı, Türkiye'de FETÖ'cü savcıların rüzgar gibi estiği döneme dek gelir. Ergenekon ve balyoz soruşturmalarıyla FETÖ'cü savcılar istedikleri herkesi içeri atabilecek bir kudrete sahiptir. Ahmet Kara da balyoz davasının savcısı olarak bilinen ve Zekeriya Öz'le Beşiktaş'ta aynı odayı paylaşan Fikret Seçen'le o dönemde defalarca görüşür. Bu görüşmeler Fikret Seçen'in eşinin telefonu üzerinden gerçekleşir ve Ahmet Kara başta balyoz davası olmak üzere Fikret Seçen'in baktığı kritik davalar ki bunların içerisinde Hrant Dink davası da var. Bu davalarla ilgili talimatlarını Fikret Seçen'e iletir. Fikret Seçen de aldığı bu talimatları yerine getirerek terör örgütünün amaçlarına hizmet eder. Kırmızı kategoride yer alan Ahmet Kara'nın Fethullahçı terör örgütü içerisinde üstlendiği görevleri anlattığımız bu videoda onun Kenya maceralarından bahsetmezsek eksiklik olur. Ahmet Kara FETÖ elebaşından aldığı emirle örgütün Kenya imamlığını üstleniyor ve bu tarih oldukça ilginç. Amerika'da başkanlık seçimlerinde Obama'nın ilk aday olduğu tarihe denk geliyor. Ahmet Kara FETÖ elebaşından aldığı emirle Kenya'da Obama'nın Kenya'daki ailesinden fakir insanları bularak onların çocuklarını okutuyor ve bu Obama'nın dikkatini çekiyor. Obama'nın başkanlık yemini törenine davet edilen isimlerden bir tanesi Ahmet Kara. Ahmet Kara FETÖ ile Obama yönetiminin temas kurmasını sağlayan en önemli isim olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Obama'nın davetlerinde FETÖ'cülerin boy gösterdiğini biliyoruz. Faruk Taban bunlardan bir tanesi, Enes Kanter bir diğeri. Bu kadar yeter. Bunu bizim şeye verin. Kime? Enes Kanter'e. Neyse adını verdik, onu deşifre ettik. Yeni bir dava açarlar hakkında. Örgüt mensupları sürekli Obama yönetimiyle iyi ilişkiler kuruyor ve bunun temeli Ahmet Kara'nın Kenya imamlığı döneminde atılıyor. Bu bilgi Fethullahçı terör örgütünün çatı iddianamesinde yer aldı ve firari FETÖ'cüler tarafından da kabul edildi. Bunlardan bir tanesi Veysel Ayhan. Veysel Ayhan yazdığı bir yazıda Ahmet Kara'nın Kenya'daki faaliyetlerinin suç olarak değerlendirilmesinin çok komik olduğunu, bu yapılanın sadece bir eğitim hizmeti olduğunu söyleyerek Ahmet Kara'nın Obama yönetimi ile FETÖ arasında bağlantı kuran kilit isimlerden biri olduğunu bir manada itiraf etti. Ahmet Kara terör örgütü içerisinde her zaman kritik görevler üstlenmiş bir insan ama FETÖ'cülerin her zaman yaptığı gibi onun işlediği suçlardan FETÖ elebaşını ayırmak için bir taktikleri var. Bu iddiaya göre Ahmet Kara Mustafa Özcan'ın adamı ve Mustafa Özcan'dan aldığı emirleri yerine getiriyor. Halbuki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da Ahmet Kara'nın yurt dışına kaçtığı tarihten itibaren ki bu
2014'e denk geliyor. FETÖ'nün Avrupa'daki yapılanmasında etkin görevler aldı. Örgüt iş adamlarından aldığı himmetleri Almanya'da bankalara aktardı, ortaya çıktı. Bu da Fethullah Gülen'in Ahmet Kara'dan hala vazgeçmediğini ve söylendiği gibi onun örgüt içerisindeki bir başka grubun adamı değil, emirleri bizzat FETÖ elebaşından alan bir yönetici olduğunu ortaya koyuyor. Fethullahçı terör örgütünü ve onun yöneticilerini anlattığımız videolarımıza devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.